Gündemi Bakure Kürdistan, gündemi dünya, gündemi 3. bölümümüzün temel konuları. Gazeteci İrfan Cüre bugün stüdyo konuğum, her zaman Skype'la ekranlarınıza geliyordu. Pazartesi günleri bugün itibariyle kendisi burada, seçim sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor, halkları bekliyor? 7 Haziran sonrası kabul edilmeyen irade 1 Kasım, 5 ay sonrasında 1 Kasım sonuçlarına göre neyi ifade ediyor? Bu ne demek oluyor? Tüm bunları konuşacağız. Sayın Cüre, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baş baş. Şimdi defalarca konuşuyorduk. Pazartesi günleri özellikle Skype'tan nedir, durum ne olabilir üzerinden. Tabii bu tür bir sonucu beklemiyorduk biz de herkes gibi ama yapılan açıklamalar son birkaç haftada istikrarın devam etmesini istiyorsanız, beyaz toroslar gelmesini istemiyorsanız gibi halka yönelik tehditlerle aslında ayyuka çıkmıştı. Siz de geçen hafta Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan ne kadar hilenin olabileceğini iyi kötü konuştuk ama yine Almanya'nın mülteciler üzerinden Avrupa Birliği'nin verdiği destek bu seçim sonuçlarına farklı yansıyabilir yorumu da yapmıştık. Seçim sonuçlarını nasıl yorumladınız siz dün, ilk sonuçlar gelmeye başladığında ne düşündünüz? Ya bu sonucu ben beklemiyordum. Sadece ben değil, yani genel olarak böyle bir sonuç zannederim AKP'lerin büyük bir çoğunluğu içinde beklenen bir sonuç değildi. Hı hı. Ama bu sonucu hoşumuza gitmese de bunu objektif olarak anlamaya ve buradan mümkünse ders çıkartmaya çalışmak gerekiyor. Bu sadece bizlerin tek tek gazeteciler olarak veyahut da HDP'yi destekleyen yurttaşlar olarak görevimiz değil, herkesin görevi. Hı. Çünkü bu 1 Kasım seçimleri aslında daha öncesinde bu seçimlere atfedilen önem dolayısıyla veyahut da bu seçim ortamını yaratan şartlar dolayısıyla da çok önemli hale geleceği belliydi. Her şeyden önce bu seçimin normal bir seçim olduğunu, bu seçimin işte erken seçim olduğunu veyahut da normal bir tekrar seçim olduğunu düşünmemek gerekiyor. Bu 7 Haziran sonuçlarını kabul etmeyen Cumhurbaşkanlığı'nın ve AKP'nin zorlaması sonucunda zoraki bu dayatma bir seçim. Yani Cumhurbaşkanı deyim yerindeyse, deyim değil aslında onu söyledi. Siz seçmenler yanlış oy kullandınız. Bu yanlış oy kabul edilemez. Dolayısıyla şimdi gidin bu yanlışı düzeltin. Bu talep edildi ama Türkiye seçmeni de ne kadar egemen propaganda altında olsa da bunu dedi diye hemen tavrını değiştirecek değil. Evet. Bu tavrını değiştirmeye, yani bu tür bir oy verme yönelik ortamın yaratılmasında da çok ciddi gelişmeler oldu. Bu 5 aylık zaman zarfında, yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gelen zaman zarfında birincisi çatışmalı ortamın çok daha şiddetli bir şekilde gündeme geldiğini gördük. Hı hı. HDP'nin binalarına, HDP'lilere yoğun saldırılar oldu, linç kampanyaları oldu. Katliamlar oldu, Suruç oldu, Ankara katliamı oldu, Silvan'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Sur'da, Kürdistan'ın çeşitli illerinde sıkı yönetimler, olağanüstü rejimler uygulandı, 10 günü bulan sokağa çıkma yasakları oldu, onlarca insan öldü ve Türkiye'de bir korku ve terör havası estirildi. Üstelik de bu sadece resmi kuvvetlerin, özel birliklerin yaptığı operasyonlara değil, aynı zamanda DAEŞ'in de, IŞİD'in de katılımıyla, işte Suruç ve Ankara katliamlarında olduğu gibi, hı hı, bu çok tehlikeli bir durum var. Bu durumda siz eğer normal hayatınızı sürdürmek istiyorsanız, bırakın demokrasi, özgürlük falan, hı hı, siz bize şöyle gelin kuzu kuzu oy verin demeye getirdiler. Nitekim işte biz olmazsak, Kürt halkına yönelik olarak başbakan söyledi, biz olmazsak istikrar bozulur, buralarda beyaz toroslar dolaşır dediği söz aslında en büyük tehditti. Yani verin 400'ü rahat yaşayalım işi de, sözü de buydu. Dolayısıyla bu arada geçen zaman zarfında aslında AKP'nin 7 Haziran'da kaybettiğini gerisin geri alabilmesinin bir şart olması gerekiyordu. Bu şart AKP yeni projeler sunduğu için, geçmişte yaptığı hatalardan dolayı işte şu hataları yaptım, şimdi bu hataları yapmayacağım diye halka güven verdiği için ve benzeri olmadı. Hı. Yani bu tamamen
korkuya, yıldırmaya, baskıya dayalı bir propaganda ve kampanya. Aynı zamanda sadece korkutma değil, bizzat işte bu katliam ve baskılarda görüldüğü gibi fiili engellemeler. Çünkü çok sayıda HDP çalışanı, HDP üyesi tutuklandı. Kürdistan'da, özellikle Kürdistan'da belediye başkanları gözaltına alındı ve seçilmişler. Yine kimisi gözaltında, kimisi oy kullanamaz hale getirildi, devre dışı bırakıldı. Bir de bütün bunların üstüne üstlük son seçim gününde zaten işte seçim sandıklarının hemen karşısında mevzilenen, açıktan mevzilenen güvenlik güçleriyle, yani biz buradayız, ona göre oyunuzu akıllı kullanın. Evet, Bakü Kürdistan'da zaten altında zırhlı araçlarla taşındı. Evet. Yani. Bu seçim sonucunu şöyle değerlendirebilir miyiz o zaman, yani sizin söylediklerinizden yola çıkarak? Yani AKP veya Erdoğan halkı bir yönlü sıtmayı gösterip, yani ölümü gösterip sıtmaya razı etti aslında. Evet. Böyle bir durum doğru mu? Böyle bir durum var zaten. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek, ama ortası sıtma değil. Yani ölümse bu ölüm ya aslında. Hı hı. Çünkü şu görüldü. Yani şu söz zaten her şeyi anlatıyordu. Ankara katliamından sonra başbakanın kalkıp bizim oyumuz artıyor demesi. Hı hı. Bu demekti ki, yani biz, yani bu soğukkanlılıkla söylenecek, akla ilk gelecek ki açıklama değil yani böyle bir katliamdan sonra. Hı. Hesaplarının, yani katliam olmuş, insanlar ölmüş, bu kadar önemli değil. Öncesinde de hesaplanan hesaplanmış bir durum bu. Hı hı. Zaten yani 7 Haziran öncesinden mevcut olan işte tırnak içindeki barış sürecinin rafa kaldırılması, bozulması, Dolmabahçe mutabakatının yok sayılması ve sonrasında gelişen olayları dikkate, hı hı, aldığımız zaman, yani sadece dünkü oylamaya yoğunlaşmayalım. Yani bu tabloyu biraz daha genişleterek, hı, baktığımız zaman aslında gelişimlerin buraya doğru gittiğini görmek mümkün. Ama bu sonucu tahmin etmek hiç kimse için mümkün değildi. O zaman bizim anlamamız gereken, biraz daha yakından belki incelememiz, ciddi bir şekilde incelememiz ve uygulanan politikaları tartışmamız gereken durum şu: hangi koşullar, hangi sahikler, itkiler seçmeni böyle oy kullanmaya yöneltti? Yani burada sadece HDP'yi bir tecrit ederek diğerlerinden ele alıp onun aldığı oyları karşılaştırdığımız zaman aslında HDP'de çok büyük bir kayıp olduğu söylenemez. Yani parti olmadan girdiği seçimlerde kazandı zaten milletvekili sayısı HDP ve benzeri partilerin. Hı hı. 35 civarındayız zaten. 35-36. Bu işte 7 Haziran'da 80 oldu parti olarak girdiği zaman. Doğru bir seçim stratejisi ve şeyle, programıyla. Şimdi ise bütün bu baskı ortamında kaldı ki HDP bu zaman zarfında tek bir seçim çalışması yapacak, açıktan, hı hı, miting yapacak durumda olmadı. Yani cenaze kaldırmaktan, taziyeleri kabul etmekten veyahut da taziyelere gitmekten, hı hı, seçim çalışması yapamaz hale geldi. Onda da 59 oldu. Dolayısıyla, evet, yani en büyük handikap olan baraj ise zaten bu barajı aşan bir sayı, bu anlamda pekiştirilmiş bir kitle tabanına sahip olduğunu HDP kanıtladı. Bu anlamda tek başına aldığı zaman HDP başarılı. Ama genel tabloya baktığımız zaman burada bu başarı göze batmaz ve zaten bu başarıya da kimse kendini avutamaz. Yani bu, çünkü Türkiye sorun HDP'nin daha fazla oy alması, sadece barajı geçmesi değil. Türkiye'de var olan sistemin, var olan bu baskıcı antidemokratik sistemin değiştirilip gerçekten halkların, farklı kimliklerin kendilerini özgürce ifade edebileceği, hı hı, bir sistemin kurulması mücadelesiydi. Barışın, bu çatışma ortamın kaldırılıp bir barış ortamının sağlanması ve kalıcı barışa giden yolda ciddi adımlar atılması meselesiydi. Dolayısıyla bu konuda bir başarı ortada yok. Ama bu tek başına HDP'nin sorumluluğu değil. HDP bunlardan birisi sorumluluk, ama tek başına HDP ile ölçülecek bir durum değil. Hı. Bütün Türkiye'nin politik partileri, politik figürleri ve politika, açıktan politik parti olmasa bile, bu toplumda şu veya bu biçimde toplumun politik tercihlerin oluşmasına katkıda bulunan örgütlerin de sorumlu olan bir durumdur. Dolayısıyla bizim bu seçimde anlamamız gereken şudur. İşte bazı akıl danelerin söylediği gibi, işte Kürt Milliyetçisi Parti ile Türk, hı, Milliyetçisi Parti, yani aşırı uçlar diye tarif edilen, öyle tarif ediyor. Onlar azaldı. Halkımız, hı hı, aslında bu uçlara gitmiyor. Halkımız şimdi
merkeze birleşiyor. Merkez dedikleri neresi? Yani bu aslında şimdiye kadarki gelişmeleri doğru okuyamak değil, tam tersine bu gelişme karşısında paniğe kapılıp ben burada kendime nasıl geri edinebilirim, nasıl şu andaki durum adapte olabilirim diye hızlı yapılmış tahliller bunlar. Orta dedikleri yer aslında orta MHP'nin temsil ettiği, geçmişte çok daha radikal bir şekilde temsil ettiği Türkçü, ırkçı politikayla öbür taraftan ılımısı, aşırısı hepsi bir olduğu ortaya çıkmış olan İslamcı İslamcı ve militan akımın birleşmesinden oluşan bir sistem. Yani güçlenen İslamcı ve faşist bir eğilim güçlenmiş vaziyette. Hı. Şimdi buradan bu üstelik de sadece devlet güçlerine dayanan, sadece devletin antidemokratik uygulamaları o veyahut da 12 Eylül yasalarıyla izah edilebilecek, 12 Eylül anayasası izah edilebilecek bir antidemokratik ortam değil. Bizatihi askeri vesayete karşı çıktığını söyleyen, bizatihi kendisinin de baskı gördüğünü ve şimdi özgürlükleri getirmek için mücadele ettiğini söyleyen ama bir zamanlar tırnak içinde mazlumken bugün zalimlerin şahı haline gelmiş olan bir parti aracılığıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu böyle bir hareketin geçmişte hiçbir askeri diktatörlüğün, geçmişte hiçbir gerici rejimin sağlayamadığı ölçüde böyle bir başarı kazanması seçimlerde, bunun Türkiye'de aslında ciddi bir kitle tabanının da oluşmaya başladığını, bunun Türkiye'de eğer deyim yerindeyse ki yerindedir diye düşünüyorum ben ama yani tartışmaya açık tabii bu. Yani sıradan faşizmin, sivil faşizmin de ne olduğunu herhalde göreceğiz bundan sonra diye düşünüyorum. Şu ana kadar ki bu doğrultuda yapmış belki girişimler, denemelerdi. Yalnız bir başka açıdan daha bu sorunu ele almak gerekiyor Nadir. O da şu, bu seçim sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olup biten, bununla sınırlı bir seçim değil. Dikkat ve AKP'nin... Bu biraz da aslında Orta Doğu'ya yönelik de bir seçim. Tam onu söylemek istiyorum. Evet. Şöyle, bu tam da AKP'nin aslında stratejisini kurduğu, Erdoğan ve Davutoğlu'nun ısrarlı bir biçimde ifade etmeye çalıştığı aslında bu kadar bu çatışmaların nedeni, bu kadar gerginliğin sebebi, bu ırkçı Türkçü ve Osmanlıcı eğilimin hatta akımın nedeni aslında Kürtler. Yani bu Kürtler Türkiye'deki Kürtler değil, Rojava'daki Kürtler. Yani Kürdistan'daki gelişme, Suriye'deki iç savaş, Suriye'ye uluslararası güçlerin doğrudan artık vekalette değil de doğrudan müdahale ettiği bir ortam ve Türkiye'nin genel olarak Kürtlere, özel olarak da şu ara şu dönemde Rojava Kürtlerine karşı almış olduğu düşmanca tavır nedeniyle bu seçimler çok önemli. Aslında bu seçimin belki de değil büyük bir yüzde vurursam %90 tekrarlanmasına sebep olan sadece Türkiye'deki yönetip yönetmeme meselesi de, yani nihayetinde zaten tek başına olmasa bile birinci büyük parti fiil olarak zaten iktidardaydı zaten. Ama bu Orta Doğu'daki politikalara etkin bir şekilde müdahale edebilmek için, oralarda etkin olabilmek için yeterli bir güç, yeterli bir meşruiyet, yeterli bir destek sağlayamazdı AKP'ye. Ama bugün bu mecliste sağladığı mutlak çoğunlukla ve aldığı bu yüksek oranla ve işte bu faşist ve milliyetçi akımları da kendi içerisinde birleştiren tutumuyla şimdi Rojava'ya yönelik olarak Suriye uygulamakta olduğu Suriye politikasını daha serbest, eli kolu rahat uygulayabilecek bir pozisyonu elde etti. Yani deniyor ki yani bu ya Türkiye işte orada büyük güçler var. Dolayısıyla Türkiye'de zaten şeyi belli, kapasitesi belli. Türkiye itiraz edebilir, protesto edebilir ama oraya müdahale edilemez deniyor. Oysa ki bu doğru değil. Çünkü bir ülke güçlü veya güçsüz olabilir. Girdiği zaman başına büyük belalar da gelebilir ama onun hiçbir zaman için böyle bir adım atmayacağı anlamına gelmez. Yani bu yani Fırat'ın batısına geçmeyi bir tehdit olarak. Rojava'ya yönelik bir saldırıyı bekliyorsunuz o zaman. Ben bekliyorum şahsen. Yani ben bekliyorum. Böyle bir inşallah olmaz diyelim. Yani dua ederim ama duayla olacak bir durum değil. Yani siyaset okuyorsak biz, bunu izliyorsak, söylenenlerin ne manaya geldiğini az buçuk anladıysak burada, bizim görmemiz gereken şu anda esas olarak Afrin'le Kobani arasındaki boşlukta bu Cerablus bölgesinde zaten DAEŞ etkinliği var orada bir. Yani zaten bir de Kürtlerin kontrolünde olmayan esas olarak Türkiye'nin Suriye ile bağlantısının
bu anlamda açık olabileceği tek bölge burası. Buranın PYD'nin eline geçmemesi için, iki kantonun birleşmemesi için gerekirse vururuz demişti başbakan. Nitekim iki defa da vurduktan açıklamıştı. Üç. Yani bu üç muhalı. Üç. Evet. Dolayısıyla bu işte ne kadar karar olduğunu göstermek için söylenen laflar. Bunlar yani hava olsun diye söylemiş laflar değil. Ciddiliğini anlatmak için. Dolayısıyla burada PYD'nin herhangi bir oraya ele geçmek için bir hareket yapmasından bağımsız olarak yapmasa bile Türkiye orada kendi denetimini bir biçimde sağlamaya çalışacaktır. Burada tabii ki ABD ve Rusya'nın açıktan karşı karşıya geldiği bir pozisyon var şu andaki durum itibariyle. Ancak biz biliyoruz ki ABD NATO dolayımından ve doğrudan olmak üzere Türkiye ile çok yakın ilişki olan bir devlet. Her ne kadar son dönemlerdeki politikalarında anlaşmazlık olsa da, gerilim olsa da, deyim yerine hatta çatışmalı bir durum olsa da nihayetinde bu sadece iki devlet arasında cereyan etmiyor. Bütün dünya çapındaki çatışmalar bağlamda yayıldığı zaman kendi aradaki iç bir aile içi kavga gibi görülebilir. Dolayısıyla bu çatışma yani ABD Türkiye ilişkisini çok büyütmemek gerekiyor. Bu anlamda ABD Türkiye'nin Cerablus'a girmesinden hoşlanmasa bile çok da büyük bir tepki gösterir zannetmiyorum. Tepki gelse herhalde Rusya'dan gelir zannediyorum. Evet. Dolayısıyla bizim burada Türkiye'nin böyle bir maceraya girmesini engelleyecek akılcı politikalar üretmeye, bu anlamda halkı uyarmaya, bu anlamda bütün siyasi aktörleri sorumlu davet etmeye ihtiyacımız var. Hı. Bir de şöyle bir durum var. Bunu sadece AKP'nin üzerine yıkarak da aslında izah edilemez. Yani bütün bu Kürtlere karşı politika, Rojava politikasını AKP'nin özellikle Erdoğan ve Davutoğlu'nun politikası diye bakıp es geçmemek gerekiyor. Bunda Türkiye'nin diğer siyasi aktörlerin, yani MHP'nin artı CHP'nin büyük bir bölümünün de ortaklığı var. Eğer siz bu sonuçta aslında operasyon, AKP MHP koalisyonu aslında bir noktada. Zaten böyle bu seçim sonu ama bu tezkereye oy veriyorsan, yurt dışına asker göndermeye, askeri müdahale yapmaya, operasyon yetkisi veriyorsan, üstelik de açık çek gibi veriyorsun bunu. Herhangi bir somut bir tarihle sınırlı değil. Bir zamanla sınırlı değil. Belli bir hedefle sınırlı değil. Dışarıya ben askeri müdahalede bulunabilirim, asker gönderebilirim diye ve buna el kaldırıyorsun. Yani buna oy veriyorsun. Buna kararlı bir şekilde karşı çıkmıyorsun. Bu şu demektir. Biliyorsun ki Türkiye herhalde gidip İran'a savaşacak değil. Öyle bir derdimiz yok. Olmaz. Rusya ile savaşacak değil. Bulgaristan, Yunanistan'a savaşacak değil. Bu operasyon dediği yurt dışı hareket, asker hareket dediği Rojava. Olsa sonra Rojava olacak. Yani Güney Kürdistan da olmayacak. O da değil yani. Evet. Güney Kürdistan zaten deyim yerinde içli dışlı biraz. Dolayısıyla burada buna kararlı bir şekilde karşı çıkan sadece HDP oldu. Yani bunu gören, bu sorumu taşıyan oldu. CHP de bu işte bu anlamda ortak. Yani Türkiye'nin siyasal aktörlerinin, şu andaki partilerinin büyük bir çoğunluğu, yani HDP'yi çıkarsak zaten belki de bir kısmı CHP'liyi iyi çıkarabiliriz ama ondan ne kadar olduğunu ben tahmin edemiyorum. Burada Kürt düşmanı, antidemokratik, milliyetçi, ırkçı politikalara oy vermiştir. Bu nedenle aslında ki önümüzdeki dönemi ben çatışmaların yumuşayacağı, ortadan kalkacağı bir dönem değil, tam tersine bu politika dolayısıyla, özellikle Rojava'ya karşı alınacak tavırlar dolayısıyla orada atılacak her adımın Türkiye'ye birebir yansımasının kaçınılmaz olması dolayısıyla önümüzdeki günlerin Türkiye ve Kürtistan açısından pek de iç açıcı olmayacağını öngörüyorum. Evet, peki Avrupa'nın tavrı dikkat çekici. Geçen haftalarda da konuşuyorduk. Merkel'in ziyareti, mülteciler üzerinden şantaj politikası ve bu şantajın tutması, Merkel'in seçimler öncesi gelip destek vermesi ve muhalefet partileriyle görüşmemesi şartıyla Erdoğan'la görüşme sürecinde yine birlikte yakından takip etmiştik. Bir diğer önemli nokta Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu'nun iki kez ertelenmesi ve raporun Die Welt ve diğer gazetelerde, Reuters'ta çıkan bilgiler, özellikle Kürtlere yönelik saldırıları, Kürdistan Özgürlük Hareketi'ne yönelik saldırıları, yine Rojava yönelik saldırıların aslında eleştirildiği bir rapor. Bu da erteleniyor. Şimdi Avrupa'nın ve NATO'nun verdiği destek de önemli. Bu ne kadar etkili oldu? Şimdi bu kadar Rojava'ya ilişkin savaş politikası, içte
muhaliflere, Kürtlere yönelik, Kürdistan hareket, Özgürlük Hareketi'ne yönelik saldırılarının görmezden gelinmesi de aslında AKP'ye oy kazandırdı ve bunun politikaların yürütücüsü olması noktasında palazlandı yorumları da yapılıyor. Katılıyor musunuz? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben şöyle bakıyorum. Bu Avrupa aslında şimdi devletlerle halklar aslında üç aşağı beş yukarı Türkiye'de olduğu gibi ayırmak birebir örtüşmezler. Bazen halklar devletlerin politikasını destekler, bazen desteklemez. Hı hı. O da zaten çeşitli ölçme araçları var onların. Esas olarak burada Avrupa Birliği üyesi devletlerin en başta da bunun baş aktörü Almanya'nın burada ikili bir veyahut da iki yüzlü bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Hı hı. Yani Merkel'in seçimlerden hemen önce Türkiye'ye gitmesi Almanya'nın kendi içerisinde çok ciddi tartışmalar açtı. Yani Almanya'nın iki muhalefet partisi, Sol Parti, ana muhalefet Sol Parti ve Yeşiller bunu çok ciddi şekilde eleştirdiler. Aynı zamanda kendi partisi içerisinden de buna Merkel'e yönelik eleştiri oldu. Sosyal Demokrat Parti'den aslında çok ciddi bir ses çıkmadı. Yani SPD'den çıkmadı sesler. Şimdi mesele şuydu. Sadece Erdoğan ve Davutoğlu'yla görüşüp muhalefeti hiç kale almamış olması aslında bir de şöyle bir görüntü çizmesi. Ya senin ayağına düştük Erdoğan. Bizim halimize, bizim dermanımıza derman sensin. Bir havası yaratması ve basına verdikleri o resimler falan. Evet. Her ne kadar mizah konusu olsa bile Avrupa'da ve bazı bizim Türkiye gazetelerinde esasında Türkiye seçmeninde şöyle bir manzarayı ortaya çıkarttı. Yani biz Erdoğan ve bu hükümet öylesine güçlü ki işte gelip bize yalvarıyorlar şimdi gördüğün gibi. Hı hı. Biz 2,5 milyon insan bizde kalıyor. Biz tık gık demiyoruz. Bunlar 1-2 milyon bir tarafa doğru, bütün Avrupa'ya doğru yola çıkınca paniğe kapıldılar. Hı hı. İşte ki biz olmasak kendi sorunlarını çözemeyecekler. Yani büyük devlet havası vermekte bu anlamda bir destek oldular. Ama hı, bu sadece görüntüyle yetinilecek bir durum değil. Bu görüntü de başka işler olduğuna ben inanıyorum. Yani bu hı hı, henüz kanıtı falan yok elimizde, belgesi yok. O da şuradan ileri geliyor. Avrupa Birliği, Almanya belli miktarda sığınmacıyı almayı kabul ediyor zaten. Yani hı-hı, istiyor. Hı-hı. Çünkü bu gelenlerin içerisinde özellikle eğitimli olanları, eğitilmiş, yetişmiş, hazır iş gücü olacakları, entegre edebileceğini düşündüklerini seçerek de almak istiyor. Özellikle hı-hı, Suriyelileri. Hı-hı. Başkaları değil ama Suriyelileri. Fakat Avrupa Birliği üyelerinin büyük bir çoğunluğunda özellikle Doğu Avrupa'dakilerde büyük bir huzursuzluk ve rahatsızlıklar istemiyorlar yani. Onlar hı hı, bizim başımıza bela etmeyin bu Müslümanları diye böyle bir ırkçı dalganın yükselmesi de var. Şimdi bütün bunları dengelemek için ne yapacak? Şu andaki şeyi sığınmacı krizini, akınını bir nokta kontrol etmesi gerekiyor. Tümüne durdurmak mümkün değil. Bunu da ancak bunun kaynağında yani ya Suriye'deki savaşı sona erdirirsin, barış yaparsın orada. Dolayısıyla insanlar oradan kaçmazlar. Ya da Afganistan'dan kaçmazlar ki esas şimdi Suriye. Ya da şu andaki durumu çözemiyorsan geçici olarak Türkiye ile anlaşırsın. Türkiye'yi bir iltica yurdu haline getirip Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını sağlamlaştırırsın. Dolayısıyla oranın kapısına bekçi olarak Türkiye'yi koyduğun zaman orada o koruyuculuğu yapacak olanla da anlaşman gerekiyor. Yani bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı aslında Erdoğan çok açık bir şekilde söyledi. Yani bizim terörist dediklerimizi siz destekliyorsunuz yani bu olmaz diye ifade etti. Burada da Rojava ve Kürt karşıtı üzerinde. Burada da yani PKK ve PYD diyor zaten. Hı hı. Dolayısıyla burada da adres aslında PKK, PYD derken Rojava yani işin eseri. Yani Almanya politikası da yani sadece Almanya'yı konuşuyoruz ama Avrupa'nın tümünde bu geçerli. Rojava'ya yönelik olarak da burada da aslında bir bölünme var. Burada da Rojava'daki Türkiye'nin politikasını bir biçimde açıktan desteklemesi de buna hayır hattım takınan Türkiye'nin işleri bağlamında bir hükümet politikası var. Bir de buna karşı çıkan muhalefet partiler mesela Yeşiller ve Sol Parti şiddetli bir şekilde bu politikaya karşılar. Yani Rojava'yı hatta örnek görüyorlar. Yani Rojava'daki gelişmeyi Avrupa standartlarında bir demokratik gelişme olarak görüyorlar. Dolayısıyla onların tüm böyle. Aynı benzer tüm Fransa'da var ama gerek Fransa gerek İngiltere kendi iç sorunlarını da son dönemde arttığı ülkeler. İşte İngiltere'nin, Britanya'nın daha doğrusu
Avrupa Birliği'ne kalıp kalmayacağı önümüzdeki dönemde tartışılacak. Orada da yine bu sığınmacı krizi dolayısıyla çok ciddi problemler var. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu işte Türkiye'yi açıktan seni destekliyorum dememiş olsa bile Türkiye'nin yapacaklarına itiraz etmeyeceğini, onun önüne taş koymayacağını, engellemek yolunda bir tutuma almayacağını ifade etmiş olur. Patriot füzelerinin çekilmesi meselesinde nasıl kesin bir tavır almışlardı, ne oluyor bu Türkiye'nin tavrı diye, biz çekiyoruz artık. Şimdi o tavırdan vazgeçtiler. Yani evet. Almanya'nın tavrı bu. Çıkarları doğrultusunda Türkiye halklarını kurban ettiler. Ettiler. Yani bu açık yani, bu açık. Bir de zaten raporun açıklanmaması, ilerleme raporunun açıklanmaması bu şu. AKP'nin aleyhinde olabilecek, Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun aleyhinde olabilecek bir durum ortaya çıkmasın diye özellikle ilerleme raporunu, yani neydi ilerleme raporunu söyleyenler? İşte insan hakları, demokrasi, işte farklı düşünenlere, azınlıklara yönelik baskıcı tutumlar. Kaldı ki bu onlar da herhalde biraz farkında ki son dönemde resmen hala açıklanmış değil ama el altından sızdırdılar bunu. Yani bu da şey değil, resmi değil, muhalefetin biraz da bastırmasıyla olmuş bir iştir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Cüneyt, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Daha çok yorumlayacağız. Evet. Böyle bir başlangıç yapalım şimdilik. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet, bu daha başlangıç. Devam edelim mücadele. Evet, mücadeleye devam edeceğiz. Evet, dünya basınında da gündem sonuçlar. 1 Kasım seçim sonuçları. Getirelim ekranlarınıza. Dünya basını nasıl görmüş?